qonaq olay bizə. Qalır çalışdırıyorlar adamlar hazırcı. Hə? Adamlar, para çek adamlar. Qala dibindən dəyişir miyim siz, nə yapacaksınız? Bazara gidin yine adamlar. Biz hazırlığı verirsek götüreceksiniz bazara. İkin avurda bekerede. Şimdi gidi bak, hadi çıkıyorum. Tehlikeli. Yalnızın geldi, senin gelin yok mu? Güzel sür gün lan. İsmail. Akşam yemeğiniz kazanım sizin. İsmail, akşam yemeğini yemeyeceğim. Geldi para vermiyorlar ya. Taş kuru mu yiyeceğiz biz, taş kuru? Düşersin de, avuç yüksekti. 250 avucu yürüyüş. Ben yüksekten korkuyorum, gözüm kararıyor. Hani tansiyonu ne diyeceksin, aldın mı? Tansiyonu çık abi. Aldım. Ya babam geliyor, güzel çalış. Babam geliyor. Babam. Fatırak. Harap geliyor, hararla gel bizim yanımıza. Harap dönmeye gitti gari yolunu aşağı başına. Efendim? Hep birlikte toplanıyor kestaneler. Erkekler ağaçları çırpıyor, kadınlar dökülen kestaneleri topluyor. En doğal haliyle yaşanıyor iş bölümü. İşin en zevkli yanı birlikte söylenen türküler. Sen bitirdin mi kesinler İsmail abi? İsmail abi işte de yanıma şöyle ya. Sen ne var mı öyle sen gider? Sen ne var mı? Yarın pazar kaç olacak bakalım? 5 sene çalışmışız. Bu sene Türkiye'nin belirli yerini kesen istiyor. Kesenedir, noktan... Kesene 5 tane aşağı düşmüyor bu sene. Ama herkesi çalışacak. Yerinden çıktığı zaman ağacına bakın ona. Evet. Bakacak. Kesenler kuruyor de. Kıraşınızda oluyorsanızda, sakal, sakal, kırpır oluyorsanızda ağaçlarda an olacak. Kutlaması anlık ağaçta tutamayabiliriz. Neyse mümkün değil, kesin elden giderse biz ondan barbağa çay yaşarız. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. Bize de derler çakıcı yar fidan boylu. Yıkarım konakları. Herkesin paket okusun. Allah paket etsin. Hadi gidiyoruz. Hadi. Buyurun bakalım. Aşağı. Hadi yürü. Yaşayan pazarlar İzmir'in en büyük ilçesi olan Ödemiş'te. Ekonomisi tarıma dayalı olan ilçede incir, zeytin, kestane başta olmak üzere her çeşit ürün üretiliyor. Üretilen bu ürünlerin satış noktası ise Ödemiş Pazarı. Tezgahlar yöreye ait ürünlerle dolu. Buyurun. İncirler güzel güzel. İçleri sarıdır abla. Bunlar 6 lira. Ödemiş esnaflarından Mehmet Aydoğan. İncir satıyorum. İncirin kalitesini satıyorum. Sarı incir, birgi inciri, taneli, içleri sarı. Kaliteli incir sattığım için müşteriler memnun. Alan bir daha geliyor. Kestane satıyoruz. Elma satıyoruz. Mevsimine göre. Nar satıyoruz kendi mahsullerimize. İncir satıyoruz.
marul oluyor, taze soğan oluyor. Yerine göre, mevsimine göre yetiştirdiğimiz sebzeleri burada satıyoruz. Yani her sebze bulunur, kışın dahil. Yani hiç yok diye bir şey yok yani. Her sebzeden var yani. Ödemişimizde bir bolluk var yani. Kendimiz yapıyoruz ablacığım. Mısır unundandır. Bir tadına bakın abla. Buyurun. Bir tadına bakın. İçinde sadece buğday, beyaz buğday 5 lira efendim. Beyaz buğday ve şey vardı. Mısır unu vardı. Diğerler yoktur. Arpa, çavdar şey yoktur. Onlar biraz da sert düşürdüğü için. Dişli oluyor. Onun için ondan koymuyoruz. Köylü ekmeği yapıyoruz. Besmet biraz kuru kışlık böyle. Tarhana yapıyoruz. Böyle her şeyimiz organik. İlaç kullanmıyoruz. Hiç ilaçsız. Dışarıdan almış. Her şey kendi tarlamıza kaldırdığımızda. Böyle idare edeceğimiz. Hem vaktimiz geç hem geçim kaynağımız dediğin gibi. Belediye biz bu işe yaptı. Geçen sen iyi oldu. Arkadaşlık çevremizde oluyor. Ortamımız genişliyor. Müşterilerimizle ne? Hani ortak şey bir ortamımız var. Konuşuyoruz. Geliyorlar, arkadaş ortamımız arttı. Geçimimiz de hani maddi durumumuzda alışverişlerden imkanımız daha da çok artıyor. Ama biraz ucuz hani köylü pazarı çok ucuz. 500 lira 1 lira. Hani ettiğimiz emeğin karşılığını çok aşırı hani çok da memnun kalmıyoruz. 500 lira 1 lira. Daha o 500 lira de bazı kişiler var, müşteriler var. Onlar o 500 lira bilene para değerli bir şey zannediyor. Bizi bir yemeğe kıyamıyor parasına. Evet, bizle uğraşıyorlar. Pazar en güzelini seçiyoruz, getiriyoruz. Onlar daha elleşip dönüp dönüp bakıyor bakıyor bırakıyorlar. Hani öyle müşterilerimiz de var. Biz onları artık doğal karşılıyoruz. İnsan da çok, eşyamız da çok. Onun için ucuz herhalde. 500 gülüm, 500. Veririz, buyurun. Fasulye de alın. Sadece 1,5 adet. 500 lira. 500 lira değil mi? Evet, evet, buyurun. Başka bir ihtiyacın var mı Dezeciğim? Bir tane turp koyayım ben sana. O benden hediye olsun. Dur ben hep öyle veririm müşterilerime. İzmir'den geliyoruz. Senede bir geliyoruz. Buraya geziyoruz. El sanatlarını görmek istiyoruz. Onları görüyoruz. Pazarını geziyoruz. İşimize gelenlerden alıyoruz. Sebzeler çok güzel, taze, köylünün getirdiği şeyler. Onlar için özel olarak geliyoruz. Hem hava almış oluyoruz, hem buraları görmüş oluyoruz. Değişiklik oluyor İpek bizim için. İpek fabrikalarına gideceğiz. İpek fabrikalarını görüyoruz. El işlerine bakıyoruz. Hepsine bakıyoruz gelince. Biri Eskişehir'de okuyor kızım üniversite. Biri burada, 4. sınıfta. Orta şey, lisede. Geçim bununla sağlıyor. Bundan para kazanıyoruz ya. Ailemiz yok. İki tane çocuk okuyor, oradayız. Babamız nereden bulacağım ben? Bulamam. Allah razı olsun. Burası köylü pazar onlara. Güzel satış yapıyoruz. Ucuz olsun derken Allah fark etsin. Kendim yetiştirdim derken kazanıyorum. Para kazanıyor çocuğum. Nohut ekmeği, çeşit çeşit zeytinler, incirler, kabak çiçekleri, Ödemiş'in göze çarpan lezzetleri. Bunlar yeni zeytin mi? Yeni acaba. Yeni mahsede onlar. Ne kadar bunlar? 8 lira, öbürü 7 lira bak. Duydun. Suyu nerede koyuyorsunuz bunu? Evet. Soğanı kararımı yapıyor. Evet. Buyurun. Bu da çok güzeldi. Biz kendi yapmamız bunlar. O geçen senenin mahsulü. Evet. Bunlar bu senenin. Onu 5'e çıkıyor herhalde. Abi çıkmaz. Ben 17... Yok ben de 7 satıyordum ona. Bak ben seni ne yedim? Demedim yani. 6'lı. Onun arkası yok zaten. Veriyorum. 92 senesinde bu işi başladım. Ondan önce iğne yas ediyordum. Gaza görüyordum. Evimi öyle idare ediyordum. Bu iki okul kompir satıp geliyordu. Ne olacak? Kompirin parası ne olur? Kaç para zaten? Ondan sonra bu işi başladım. Böyle ilerlettik işe. Allah'a şükür. 5 yıl gelini aldım. Böyle yuvarlanıp gidiyoruz işte. Geçtiler acına kadar. O 5 lira. 5 lira. Yarım kilo mu? Yarım kilo. O köy yumurtasından 5 lira. Yarım kilosu bu makine yumurtasından yapıyoruz. 8 lira kilosu. Şimdi diyor ki vatandaşın biri geliyor buraya. Başka bir yerde 8'leri diyor, 7'leri diyor. Mecburuz bunu böyle yapmaya. Eğim al isteyen eğim alıyor. Ziraatçılık yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Ondan geçimimizi sağlıyoruz. Azık biber ekiyoruz, alıp satıcılık yapmıyoruz. Kendimiz üretiyoruz işte. Az biber, kabak. Kabağın çiçeği dolma oluyor.
kızartması oluyor. Fasulye, patlıcan, biber bunlarla işte. Az koyun kuzu besliyoruz, öyle bir şey. Kağıdan insan buluyoruz, çapula diyoruz. Bunu ekimini sağlıyoruz tarlaya. Çapula diyoruz. Topluyoruz işte cumartesinin pazarını içi getiriyoruz. Yavaş parasını yapmıyor, çok düşük. 50 kuruş. 50 kuruştan biber ne olur? Sebzeler, meyvelerimiz hepsi taptaze. Tamamen üreticilerin kendi üretimleri bölgenin. Bizim ödemiş öyle bir şey ki muz haricinde bütün meyveleri ve sebzeyi taze taze bulabilirsiniz. Geldik mi alışverişimiz hepsini toparlıyoruz ve bir hafta boyunca dolaplarımızda taptaze olaraktan kalaraktan bitiriyoruz. Başka türlü basara manava çıkma derdimiz yok burada. Eşimin işi bozulunca ne yapabilirim bir bayan olarak düşündüm. Bu işi yapmaya karar verdim. Ve yaptım. Bununla kızımı okuttum. Oğlumu da okuttum. Onu şimdi şu an asker ettim. Yani eşimi bir olabildiğim kadarıyla yardımcı olabiliyorum. İş yok diye. İş yok diye hiç kimse bayana her an iş, yani her elinden geleni yapabilir. Yok diye bir şey yok. Bir bayan eli ayağı tuttuktan sonra her şeyle, yani günde 1 lira kazansa yine evine ekmeğini getirse, yani kazanmak, ne bileyim oya işi yapar, bizim yaptığımız gibi hiç yapmadı evde. Pazara binmiyor, tarhana yapar, makarna yapar ve bunu eşine dostuna söyleyip de satabilir, yapar. Yapmayacak diye bir şey yok. Bizim Türk hanımları genelde her şeyi yapar. Ya mesela bu pazar yer diyorlar, iş yorgunluğu, tabii yorgunluğu var, kazanması. Seve seve yapıyorsun, paran geldi mi, istediğini aldığı müddetçe her şeyini yapmak güzel. Çalışana ekmek çok, çalışmayana iş de yok, ekmek de yok. Yeter ki çalışalım. Ödemiş sadece meyve sebzesiyle değil, el işleriyle de önemli bir üne sahip. Ödemişli kadınların el emeği, göz nuru işlemeleri, iğne oyaları pazarda en fazla ilgi gören diğer ürünler. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Şöyle bir bakayım dedim, nelerimiz var. Tabii, buyurun. Güzel şeylerimiz var. Sandıklardan çıkma gerçek iple yapılmış mevlüt örtülerimiz var. Yine iple eski çember tabir ettiğimiz örtülerimiz var. Bunlar çok güzelmiş. O tepsi örtüsü iğne oyasıyla yapılmış. Mesela şu para kesesi iğne oyasıyla yine eskilerden kalma, ipekten çok güzelmiş yapılma. İsterseniz şu örtülerden deneyin bir tane. Uzak kaldığı için yardımcı olamadım ama güzel oldu. Varsa ihtiyacınız değerlendirmenizi öneririm. O 60 lira. 60 lira. Güzelmiş. Güzel, evet. Her cumartesi iple çekiyorum. Cumartesi günü bizim burada Kadınlar Pazarı. Daha önceleri Kadınlar Pazarı'nda bu kadar böyle güzellik olduğunu, bu kadar kadınların ilgisini çektiğini, yani burada bir gerçekten bir ekonomi olduğunu ben tahmin etmiyordum. Böyle getirisi olduğunu hiç bilmiyordum. Gerçekten yani ekonomiye katkısı var. Her hafta şehir dışından özellikle gelen müşteriler var, konuklar var. Onlara işte Ödemiş'e özgü özellikle iğne oyası ilgilerini çekiyor onların. İncir, ceviz, kestane gibi ürünlerimiz de çok yaygın, bilinen ürünler. Hatta geçen gün size bir şey anlatayım. Hanımefendiler barbunyaları almışlar. Parkta oturdular, kabuklarını ayıkladılar. Kabuklarını burada bırakıp tanelerini götürdüler. Çok hoştu. Ben de yardıma gitmek istedim hatta. Örtüler yapıyor, havlu kenarları yapıyor. Her şey kendi elimizden gelen her şeyi yapıyoruz pazar gelmek için. Çok şükür Allah'ıma hani öyle zarar da etmedik. Allah bereket versin çoluğumdan çocuğumdan yiyeceğimiz, içeceğimiz her şeyimizi kazandık.
Allah'ım çok şükür. Hem bir stres sıkıntı, bir hobi ve eve katkımda bulunmak amaçlı olarak yani her hafta düzenli bir şekilde gelmeye çalışıyorum. Yani bir ilk nevi bir ihtiyaç olarak başlanıldı. Hani eve katkımız oluyor. Yani poşetlikler, ne bileyim havlu kenarları, bebek yelekleri, battaniyeler işte. Ölüp eve hem katkım olsun hem bir stres sıkıntı bir hobi olarak başladım. İşte bu şekilde devam ediyoruz. Yani her şeyden önce buradaki arkadaşlarımız, diyalogumuz çok güzel. Güzel ev dokuması çarşafları var, dülbentleri var, şalları, her şey çok güzel. Her şey el işi, göz nuru, el emeği. O yüzden tercihimiz hep bu tür. Mesela iğne oyaları takılar da çok i̇ğne güzel ama. İğne oyası takılar falan var. Her şeyler çok güzel, beğenerek alıyoruz. Memleketim Gümüşhane, oradan isteyenler çok oluyor. Maalesef onlara göndermekten artık pazarda bir şey bırakmadık neredeyse. Eskiye ait birçok el işi modern tasarımlarla yeniden günlük hayatta kullanıma sunuluyor. Her cumartesi günü kurulan pazara turlarla pek çok ziyaretçi geliyor. Buyurun, nasıl yardımcı olalım, nasıl bir şey baktınız? Hepsini kendim yapıyorum, kendi el emeğim. Sadece iğne oyaları tasarım vakit aldığı için bazen oyaları yapmaya zaman kalmıyor. Onu da eski sandık oyalarından toplayarak, onları örtülerinden çıkartıp tekrar bu şekilde modern bir şekilde monte ederek o şekilde değerlendiriyorum. Örneğin bu eski bir örtüden çıkartılıp tekrar Mevlüt örtüsünden kolye haline, o yüzüğü. O da yüzük, kolyesi ve küpesi. Bu kitap ayracı Ödemiş ipeği, kenarları iğne oyasıyla çevrilip üzeri yine iğne oyasıyla süslenmiş şekilde. O da yine keçe, kolye ve küpemiz. Ama bu burada yöremizde dövülerek yapılan otantik keçemiz. Cumartesi günleri kurulan hem meyve sebze hem el sanatlarının olduğu büyük bir pazar burası. Yöremizde ve Türkiye genelinde de çok tanınan, bilinen ve özellikle turlarla insanların ziyaret ettiği, görmek istediği pazarlardan biri. Ben burada yöresel el sanatlarımızla ilgili takı tasarımı yapıyorum. Özellikle yeni neslin artık günlük hayatta bunları çok fazla kullanmaması, daha pratik kullanımlara yönelmesi. Bu yöresel el sanatlarımızı daha sandıklara hapsetti. Benim isteğim onların tekrar yaşaması, günlük hayatın içine girmesi. Onunla ilgili de eski kullanılmayan ya da örtüsü yıpranmış, kullanılamayacak hale gelmiş el emeklerindeki oyaları alıp tekrar farklı modern tasarımlarla onları oluşturuyorum. Her yaş grubunun, her kesimin üzerinde günlük hayatta da taşıyabileceği bir ürün haline getiriyoruz. Dışarıdan çok fazla ziyaretçisi var Ödemiş pazarının. Geldiklerinde mutlaka bizim pazarımıza da uğruyorlar. Ve çok da beğeniliyor. Beğenilmesi bizi teşvik ediyor. Turgut Reis'ten geliyorum, Bodrum Turgut Reis'ten. Tur gezisine geldik. Burada el işlerinin değerli olduğunu, özenle yapıldığını duyduk. İğne oyalarını. Sebzeleri çok taze, çok güzel. Evet, her şey çok güzel. Çok güzel yani, tereyağları öyle, çökelekleri çok güzel. Onlara bakmaya geldik, gezdik, alışverişimizi yaptık. Biraz daha yani, yapacağız. Evet, daha gezeceğiz. Ben Gülnaz Yıldırım, Bodrum, Dereköy'den tur gezisine geldik. İşte beraber arkadaşız, birbirimize takıldık burada, dolaşıyorsa bile. Turdan ayrıldık şu anda. İki kişiyiz ama yakalandık. Ödemiş'te el işi çok fazla yapıldığı için artı insanlar hani artık örtü şu bu alıp satanlar da var. El emeğiyle yapanlar da var. Tabii alıp satanlar daha ucuza verdiği için değerini düşük bekliyorlar. Turların bu şeyi var. Bize faydası var tabii. Değişik insanlar geliyor. Değişik olduğu için yayılıyor. Bir dahaki geldikleri turda herkesi getiriyorlar. Hani yanındaki insanları, biz burada böyle bir şey gördük diye. Faydaları var ama eksileri de var tabii. Çok ucuz bekliyorlar. El emeğinin karşılığı da yani ucuz değil aslında. Valla çok zor. Özellikle bunu yapması, ellerim yanıyor. Hiç üzerinde boncuk ve mıknatıs dışında hazır bir şey yok. Yani günde insan 5-6 tane yapabilir. Tabii ben bunu çiçeğini ayrı yapıyorum, şeyini ayrı yapıyorum. Zaman alıyor. Aylarca sürüyor biriktirmem bu kadar şeyi bile.
Kimisi 60 yıllık, kimisi 1 asırlık el ürünleri tezgahlarda müşterisini bekliyor. Senedir bizim bu ödemişimize bu el işleri meşhurdur. Kadınlarımız çok hünerlidir. Kendileri yapıyorlar. Her şeyi kendileri satıyorlar. İşte şu bak 50 senelik bu. Bu olmayınca eskiden nişan olmazdı bizim. Çiftlik sattırılardı, bunu alırdı. Bunun adı çiftlik sattırandır. Buyurun. Bunun adı var mı? Kelebek bunun örneği. Kelebek oyası. Evet, bu. Evet. Evet, çok güzeldi. Evet. Ha şöyle. Ha evet. Nasıl yapacağım? Başıma mı bağlayacağım yoksa? Boyun filor olarak kullanabilirsin. Evet. Ha, boyun filor olarak. Evet, evet. Sen biraz önce bunu ne dedin? Ha, bu inek yaladı. İnek yaladı. Tarla sattıran mı dedin? Ne dedin? Çiftlik sattıran bu. Çiftlik sattıran. Evet. Eskiden gelinler mi giyiyordu bunu? Tabii canım, bunlarsız düğünde gelinlik kurulmazdı. Şu tülü bak tüle. 100 senelik bu tül. Evet. Onun güzelliğini bak bu. Gerçekten çok evet. Güzel. Ne kadar teyze bunun fiyatı? Bu 50. 50 lira. Bu 100 lira. O 100 lira. Aha. Evet. Bu 100 lira. Bu da kını gecesi için kullanılır. Evet. Çok güzel teyze. Evet. Çok evet. Güzel. Bak şunu bak deveye. Bu deve bir senedir bu deve işledim ben. Bir senedir bu deve işledim. Ne bu? Şey mi? Ya, pano yapılıyor pano. Bu. Eskiden diyeyim, koltuklar mı vardı divanla üstlerinde? Evet, doğru. Ha, böyle panoyu şey edelim. Teyze şunlar ne? Siyahlı kırmızı. Benim en çok sevdiğim renkler bunlar. Siyah kırmızı. Şöyle bir şey alabilirim ben. Ne kadar bunun fiyatı? 10 lira olsun çocuğum. Ha, seni de yakışır. Bak boyun floret. Ben boyun, öyle düşündüm öyle, zaten. Öyle. Bu kıyafetime uygun değil gerçi ama. Olsun ya. Başka olsun. Bir kıyafetim siyahla için düşündüm. Ben uygundur. Siyah kırmızı çok gitti, severim gitti. Ben bu rengi. Ama tabii bu kıyafetime olmadı. Ha. Tamam ben bunu alacağım tamam. Ben teyze. Tamam. Şunu paket yapabilir misin? Tamam çocuğum. Çocuğum 60 yaşındayım ben. 15 yaşından bari halam olsun, babaannem olsun, annem olsun hep bu işler ederiz biz. Hepimiz ediyoruz işte. Geçimim için ne yapalım? Bak bu çember lata annemden yapıldı 60 senelik. 60 sene oldu bundan yapılalı. Bunlar da kendi çengizimizde işledik. Bunları da kendim üretiyorum, öyle yapıyorum her zaman. Onu kızım yaptı o boncuklara. Annem oluyor, ben Zehra. Aslında anneme yardımcı oluyorum ben. Hoşuma da gidiyor. Ben daha yeni başladım sayılır. İğne oyası yapıyorum, danter yapıyorum. Boncuk için. Boncukları takı yapmaya çalışıyorum. İşte ilerlerde belki de büyütebiliriz. Annemle beraber geçinmeye çalışacağız işte. Bunlar mendillerimiz bak, ipek mendillerimiz bu. Kaç senelik bu, belki 60-70 senelik var bak. Uladı. Şimdi bundan yok. Aslında iğne oyası yapması o kadar çok zor ki. Bir hafta, iki hafta çok uğraştığımız zamanlar oluyor. Tabii ki göz emeği her zaman kıymetli bizim için. Ben 15 günde yapıyorum bak. Ama çok zevkli bir iş. En azından bir çarşıya çıktığımızda insanlarla konuşmak, sıcakkanlılık her şey çok güzel. Ve satışta yaptığımız zaman daha mükemmel oluyor bizim için. Yani böyle geçinmeye çalışıyoruz işte. Uğur mu geldi çekimimiz, deveyi sattım. Hani iyi hadi. Bak bu iğne oyunu kendim yapıyorum ben. Bir aydı yapıyorum bunlara. 15 milyon satıyorum. Ödemiş'in çalışkan insanları ürettikleriyle hem kendilerine hem de bölgeye önemli katkılar sağlıyor. Ödemiş pazarı tüm renkleriyle yaşayan pazarlar arasında yerini alıyor.